Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani. Yefkahu kavli ve üfevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Eûzu billahil azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahillezî arsele rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalatu vesselamu ala men ahya'd din ba'de en kana sira ve ala alihi ve ashabihi'l mukaddimin alel hayr ve lel asira. İlemu en afdalel kitabi kitabullah ve afdalel hadi hadi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalalatin fi'n-nar. Ve bir senedi muttasil ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Ahfuş şevârib ve âful liha ve la teşebbehu bil yehud. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhüm salavat ve teslimatın ehl-i beyt el ashab etbalar rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden itihar-ı dar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilm hasettiğimiz üstazlarımızın, meşahefendilerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şeriften, bu cami-i şerifi yapan, bugüne kadar gelmesinde, yaşamasında emeği geçenler, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, mümin ve müminatın tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Ahsül emir el-hediye suhtun. Devlet başkanı ve onun vekilleri, memurlar. Devlet başkanının yetki vermesi üzerine iş yapan, ammenin, insanların kamunun yararına iş yapan memurlar. Memurların hediye alması karşılık bir iş yapıverecek sana, bedava bir şey veriyorsun ona. Bu hediye bu demektir. Devlet memurlarının en baştan en aşağı kadar hediye alması, yani devlet memuru dedim, insanlara iş görüveren kimselerin hediye alması sühtün, hadis okuyorum, haramdır. Peygamberim diliyle bereketi giderir. Bereketi giderir, haramdır. Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin niteliklerinden birisi Tevrat'taki, İncil'deki hediye alır, sadaka almaz. Sadaka halen yasaktır peygamber sülalesine, ehl-i beyte olanlara sadaka, zekat yani yasaktır. Hediye alır, peygamber hediye alırdı. Tevrat'ta böyle, Selman-ı Faris'in İncil'de böyle, Müslüman olmasının sebeplerinden budur. Medine'ye gelince hediye götürmüş, hediyem demiş, teşekkür ederim demiş. Bir süre sonra aradan ay geçmiş, süre geçmiş, bu da benim sadakam deyince biz sadaka almayız demiş. İncil'de aynı oydu diyor. Doğduğu yerden Medine'ye sürülmüş yazıyor İncil'de. Suluk, ağaçlık. Hepsi tutuyor. Yanında bir ben vardır diyor İncil'de gene. Peygamberin mührü varmış. Nişanı varmış yanında. Kürek kemiği üzerinde. Bir tane kalmış. Hepsi tutmuş. Gidecek gidemiyor. Ama onu da görmeden de içi yatışmıyor. Peygamberimiz o şöyle kenarda dolaşırken çocuklar demiş ya arkam kaşındı. Çembere indi demiş şurayı bir kaşınayım. Ona göster. Biliyor zaten onun ne için beklediğini. Bir bakmış ki orada o da var. Hemen eşhedü enneke Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Resulullah. Şehadet ederim ki Allah birdir. Ondan başka ilah mabut yoktur. Sen de onun hak peygamberisin diye Müslüman olmuş. Müslüman olmuş. Sonra tabii bir Yahudinin kölesiymiş. Git demiş. Pahayla, paranla demiş. Ondan demiş kurtul. Çok iri kıyım bir adammış Selman Farisi. Acar.
Öyle işçiyi kaçırır mı hiç, köleyi? Mesela 4 dirhemse değeri 400 dirhem istemiş. Altın istemiş de, 400 ukiye istemiş de, çok altın, çok veremez. Demiş böyle yapıyor. Tamam demiş, seferber olun bakayım, kardeşinizi kurtarın. Altın demiş ona, dua etmiş. 400 ukiye tamamlayıvermiş. Mucizesi peygamberimizin, öylece kurtulmuş Selman Farisi Hazretleri. Evet, şimdi memurların hani peygamberimiz hediye alıyordu ama memurları almasını yasak ediyor. Memur halkın işini görebilen, gören insan demek, haramdır. Hazreti Ömer. Hazreti Ömer birisinden peygamber hediye alıyor diye o da almış. Hediye aldısı taze deve. Potuk derler bizde ona. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Çok lezzetli oluyor. Dart olunca iyi olmuyor da çok lezzetli oluyor. Tazesi. Taze bir but vermiş, deve budu. Teşekkür etmiş o da. Halifedir. Hazreti Ömer peygamber aldı diye. Yani Ömer oğluna bile adalet, kendini bile kısas yapan adam. Böyle memurları kayırma nerede? Böyle bir adam. Sonra bu adamın bir işi düşmüş. Deve budunun serbest kaldığı gibi hakkımızda hüküm ver ya emiral müminin diye bir laf etmiş. Hemen küplere binmiş, kağıt kalem getirin demiş. Tüm valilere bundan sonra memurların hediye alması haram demiş. Kim alırsa demiş hepsini azlederim, cezalandırırım. Genelgesi var böyle. Adam tabii vaktiyle verdiği budun karşılığını hükümde istiyor. Böylece onun bu emriyle de hediye almanın haram olduğu ayrıca pekişmiş. Acibi ve kabulül kadı rüşve kadının hüküm veren adamın rüşvet alması küfürdür diyor burada. Nankörlüktür manasını anlayacağız. İslam nimetinin şerefine nankörlüktür. Ama bunun helal olduğunu söylerse hakikaten kafir olur. Helal olduğunu evet hakikaten söylerse kafir olur. Onun için memurlar hediye alamaz. Hediye almalar haramdır ve lanet sebebidir. Rüşvet veren de alan da melumdur diye hadis-i şerifler var. Cehennemdir diye Buhari hadisleri var. Sen de vermeyeceksin. Vermeyince nasıl alsın? Maalesef bizde kabahat çok. Benim yetiştirdiğim talebelerimden var gümrük memuru. Her şeyi tamam. Geç amca diyorum diyor. Duruyor diyor. Geç ya diyor. Bak bir sürü insan kuyrukta bekliyor. Gitmiyor herif diyor. Ondan sonra cebinden bir zarf çıkar diyor. Şunu bir al da hediyem olsun. İyi de diyor para. Dolar veriyor diyor. Yahu geç demiş adam. Kanuna aykırı bir şey yok. Bu da bak melun alıştırıyor adamı. Sen vermesen nasıl alacak? Yani suç sadece o adamın değil. Sen de alıştırıyorsun. Hiç kimse rüşvet vermese nasıl alacak memur? Zaten Türk Ceza Kanunu'nda suç. Ağır cezalık suçtur. Amme hizmetinde bir daha çalıştırılamaz. Şu kadar hapsi var. Böyle zimmetine para geçirmenin şunun bunun. Ağır cezalık suçlar bunlar. Ama vatandaş da bunlara gidiyor. İşte peygamberimiz alan da veren de diye lanet etmiş peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada da arz ediyoruz. Yani bunlar alıyor demiyorum. Alırsa küfürdür diyor. Peygamberin tabiri bu. Yorum yapmışlar. Helal sayarsa kafir olur. Çünkü büyük günahtır rüşvet almak ama bizim ehl-i sünnet inancına göre bir insan inkar etmedikçe ne kadar büyük günah işlerse işlesin kafir olmaz. Kafirlik inkarla olur. Ya ne olur? Büyük günah işleyen fasık, günahkar mümin olur. Cezasını çeker imanı sebebiyle kaç ne kadar yanacaksa Allah nasıl dilerse biz bilmiyoruz oraları. Yine imanı sebebiyle eninde sonunda cennete gireriz diyoruz ehl-i sünnet inancı. Burada küfür diyor. Onun için helal sayarsa küfürdür, değilse büyük günah işler diye yorum yapıyor.
Ehl-i Sünnet inancına göre Gümüşhaneli Hazretleri, şimdi bunun örneği var bu yorumu yapmasının. Mesela bana kızmak yok diyorum her zaman size. El ahdüllezî beynena ve beynehum es-salâtu femen terakehâ fakat kefer. Namaz kılmak kafirlerle bizim aramızda kriterdir. Kriterdir diyor. Arkadaş. Mümin namaz kılar, kafir kılmaz diyor. Bir tane kafirin namaz kıldığını gördünüz mü? Yok, kafir namaz kılmaz ki. Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an'a inanmıyor ki namaz kılsın. Peygamberin hadisi bu. Peygamberin hadisi bu. Şimdi işte ne olacak? Bir kimse diyor namazı terk ederse femen terake fakat kafar, kafir olur diyor. Peygamberin hadisi bu. Bir dakika. Onun için İmam-ı Azam'a başvuracağız. Başka hadisler var, ayetler var. Günah isteyenlere ne diyor Allah? Dışlamıyor. Bitti sizin için. Defolun gidin demiyor. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Ey günah yerlerinde günah işlerle kendini yazık eden kullarım diyor. Defolun gidin, seni sizi kulluktan attım demiyor. Kullarım diyor tabir. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetini umut kesmeyin. İnnallah yağfiru zunube cemi'a. Allah tüm günahları la ilahe illallah Muhammed Resulullah dediğiniz takdirde affedebilir, eder. Ayet var. Aha bunları yan yana getiriyor. Onun için helal sayarsa kafir olur. Helal saymazsa büyük günah işleyen bir günahkar mümin olur diyor. Burada da namaz mesela, namaz kılmayan hemen kafir olur mu? Hadis öyle ama namazın önemini vurgulamak için Peygamberin böyle sözleri var. İçki içen, zina eden, müminken içki içmez, zina etmez diye hadis var. Buhari hadisi. Hakikaten kafir mi oluyor? Hayır, yok öyle demeyeceğiz. Onun için İmam-ı Azam'a başvuruyoruz. Başka hadislerle, ayetlere beraber kamil mümin olmaz. Niye böyle söylüyor Peygamber? Mesela evinizde çoluk çocuk var. Çoluk çocuk, küçük çocuklar evin nurudur, bereketidir. Allah herkese hayırlı evlat versin. Çok seversin. Etekle para dökersin. Büyüsün yetişsin diye. Yeni dişinden tırnağı artırmışındır. Güzel bir hal almışındır eve. İle güne misafirlere karşı diye. Şu mevki desin, şöylesin. O duz döken safhasında çıkmayacak cinsinden bir lekeli bir şeyi döküvermiştir. Anasının canı ne kadar yana? Gebertirim seni der. Bir daha yaparsan gebertirim. Yani öldürürüm. Öldürür mü hakikaten? Öldürmez. Böyle der ki bir daha yapmasın diye. Vurgulamak içindir bu kelimeler. Biz de kullanıyoruz. Peygamber de diyorlar bunu vurgulamak için söylemiştir. Kafir olmaz yoksa. Büyük günah işler. Lanetlidir. Cehennemdir. Kurallara göre cehennemliktir ama Allah affedebilir. İmanı sebebi. Biz oraları bilmiyoruz ama kurallar böyle. Namaz kılan da böyle. Vurgulamak için söylemiştir. Rüşvet konusunda da söylemiştir diyor. Bilhassa hakimlerin rüşvet almasının çok 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 şeni olduğunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şey etmiş, vurgulamış. Bu hediye işi konusunda biraz açıklama yapacağız. Ya biz şimdi Allah biliyor, ben hiçbir kararı, hakim arkadaşlarımız var, hiçbir kararı hatır için vermedim. Her kararımın üstünde duruyorum diyor arkadaş. Allah razı olsun. Hep kararım var böyle. Arkadaşlardan hediye aldık diyecek şimdi. Diyor zaten. Evet. Benim sana işim düşmeden de gidip geliyoruz, hediyeleşiyoruz değil mi? Hiç işim düşmeden de. Hiç düşmese de hediyeleşiyoruz. Size değil, size değil. Adamın ileride hakime işi düşecek. Kaymakama, polise işi düşecek. Ne olsa düşecek diye önceden yol yapıyor. Yüklü böyle, gramici, hoşa gidecek, önemli bir hediye veriyor. Ondan sonra da o devecinin dediği gibi, budun ayrıldığı gibi sen de kararı ayır. Bu işte rüşvet, bu haram. Veren de alan da böyle. Yok canım, hiç onunla ilgili değil. Zaten akraban, dostun, ta eskiden beri. Hiç davan düşmese bile hakimle bunlara yok. Bunlara bir şey demiyoruz.
Ama konu budur. Memur olanlar iğne başı kadar suistimal yapsalar bundan hesap verecekler. Evet. Amme iş ya. Memur diyorum. İnsanların işini gören emanet sahipleri iğne başı kadar suistimal yapsalar bu kadar basit değil denmeyecek hesabı sorulacak. Ben de memurluk yaptım 42 sene. Evet. Allah bizi kurtarsın. Tabii yapabildiğimiz kadar aklımız erdiğine göre böyle yanlış iş yapmadık diyoruz ama insan biliyorsunuz aleyhine olan şeyleri unutur. Lehine olan şeyleri hatırlar hep. Allah bizi affetsin. Yapmayacağız. İşte konu bu. Böyle olsa var ya her görevli, kamu görevlisi düzgün iş yapsa var ya Türkiye o kadar zengin ki memur sokağa düşmez. İşçi aç kaldım demez. Vergi gereği gibi toplanamıyor birader. Nereye gidiyor bunlar? Bir yerlere gidiyor. Ona da yaramaz. Ona da yaramaz. Allah'ın yanlış dediği şey yaramaz. Yemakullahu riba. Faiz batırır diyor Allah. Yalan mı söyler Allah? Rüşvet batırır bir memleketi yok eder diyor. Yalan mı söyler Allah? Adama da yaramaz, verene de yaramaz. Hayır göremez. O anda hani senin gözün boyar gibi gözünse de sonucu gelmez. Ama biz aciziz, zayıf adamlarız. Şu anlık görünüşe kanıyoruz, böyle yanlış şeyler yapıyoruz. On misli çıkıyor sonunda. O zaman zari zari ağlıyoruz. Peygamber bizi uyarıyor. Rüşvet vermeyin, almayın diyor. Evet, Allah bizi imanı kamil, Allah'ın yasaklarından bucak bucak kaçan, emirlerine de dört elle sarılan, peygamberi örnek alan güzel Müslümanlardan eylesin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife.